Hayırdır, yüzün gülmeye başladı. Yakında seninle ahbaplığımız bitecek Kemal. Ama hiç de fena koğuş arkadaşı değildin. Benden bu kadar. Salacaklar mı seni? Hapishane akılsızlar içindir. Hadi gözün aydın, çıkıyorsun. Nihayet. Sen değil Ekrem Çeliker, Kemal Şahin, sen çıkıyorsun. Ben mi? Nasıl? Ben bilmem, orasını yukarıda anlatırlar. Komutan gelmedi mi hala? Yok, sonsa söyleriz değil mi? Ekrem, sen iyi bir koğuş arkadaşıydın. Bir de ne demiştin? Hah. Hapishane akılsızlar içindir. Salacaklarını biliyor muydun? Biliyordum. Halde şikayetini geri almış. Söylediklerim iftira falan demiş. Biliyorum. Seni nasıl özledim bilsen. Ben de seni Kemal. Ama artık bu kabus bitti Kemal. Her şey geride kaldı. Muzaffer Ali'yi, çiftliği, her şeyi geri aldım. O şeytan çoktan hapsi boylamıştır. Artık bize zarar veremeyecek. Nasıl Güllü? Nasıl yaptın bunları? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Kemal! Kardeş sen nasıl çıktın ya? Halide şikayetini geri almış. Onu vurmadığımı söylemiş. Nasıl nasıl? Ay gözünüz aydın o vakit. Sen de Ali'ye kavuşmuşsun. Kavuştum ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi sen benim dezemi vuruyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun. Ya nasıl oluyor ki ne bu? Ramazan. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Halide'yi vurman bir hataydı. Ama kardeş ne yapayım işte gözüm döndü. Sen benim as arkadaşımsın. Halide yüzünden aramız bozulmasın bundan böyle. Halide benim dezem. Ama sana bana ettikleri edilecek şey değil vallahi. Bazen böyle düşünüyorum da ben de olsam herhalde delenirdim. Allah affetsin ama öyle yani. Kemal. Geçmiş olsun demek çıktın. Sağ olasın. Oh, bütün sıkıntılar geçti bitti. Şükürler olsun. He, Aloş'ta. Ya ben bir şey anlamadım. Rahman.
Neyi anlamadın Hafız? Yemin ediyorum çok merak ediyorum şimdi. Halide Hanım'a size kim ihbar etti? Ne ihbarı Kabak Efendi? Ne diyorsun sen? Ya siz buradan hani kaçtıktan sonra... Halide Hanım geldi, tenekeliğe bas bas bağırdı. Yerini bilene, söyleyene tam 50.000 kayme vereceğim dedi. Biz sizi gammazlamadık ama... Demek ki biri sizi gammazlamış. Kim acaba? Geçmiş olsun Kemal Bey. Bu mesele de sonunda kapandı. Teşekkür ederim Suat Bey. Sağ olun. Bakıyorum mutluluğunu saklama gereği duymuyorsun. Neden saklayayım? Evet. Senden ayrıldığım için mutluyum. Hem de çok mutluyum, tamam mı? Boşanmış olmamız benden kurtulduğun anlamına gelmez Kemal. Sen istesen de istemesen de ben senin hep hayatını bulacağım. Hayır halde. Asla bulamayacaksın. Olacağım Kemal. Niye biliyor musun? Çünkü bizim bir geçmişimiz var. İnsanın geçmişi onu ölene dek bırakmaz. Ben de senin geçmişin. Hep hayatında kalacağım. Ölüm döşeğinde bütün söylediklerimi hatırlayacaksın. Beni hatırlayacaksın. İşte o zaman ne dediğimi anlayacaksın Kemal. Güllü. Kemal. Nihayet geldin. Gel. Pusulanı alır almaz koştum. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Bir sürpriz. Hadi kapa gözlerini. Açma sakın. Uzat kollarını hadi. Gözlerini sakın açma. Uzat uzat. Aç şimdi. Kemal. Ne bu? Bak işte. Düğünümüzde bunu giyersin. Dava halloldu mu? Oldu. Artık hürüm. Benimle evlenir misin Güllü? Evet. Evlenirim Kemal. Pakize. Heh. Ramazan işçilerin parasını halletmiş midir acaba? Sen gönlünü ferah tut. Halletmiştir tabii. Ne bileyim.
İçim rahat etmiyor işte. Elim ayağım birbirine dolaştı. Günlerdir bunu bekliyorlar. Bir aksilik olacak diyordum kopya. Aman Güllü, sen böyle şeyleri düşünme. Hem bugün senin en mutlu günün. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yemin ediyorum var ya yetişemeyeceğim zannediyordum ama yetiştim çok şükür ha. Hayırdır Ramazan? Paralar ödendi mi? Halletti kardeş, onun için uğraşıyordum zaten. Ben başkasını yollamadım. Hallettim, ödenecek en kısa zamanda. Ahmet nerede? Kardeş onlar grevdeler şimdi. Grev bitsin, paralar ödensin. O da yetişir. Hayret bir şey ya. Kesmiyor kardeşim bu. Hayret. Nasıl kesmiyor usta? Tabii kesmiyor. Nasıl kesmiyor kardeşim ya? Sen damat tıraşına gelmişsin. Burada bu kadar mevzu oluyor. Usta kesmiyor mu? Usta ne diyor bu ya? Ha, ne olur para istiyor para. Ha. Al bakalım. Allah'ın bereket versin kardeş. Cemşir abi düğüne gelecek mi Kemal? Vallahi usta Güllü istemiyor ama belki Zehra ana çağırır. Ya çağırır çağırır. Hadi usta hadi, hadi bakalım hop. Hop, hop. Ay ne kadar güzel oldun kız. Allah seni Kemal'e bağışlasın. Aa, Pakize, niye ağlıyorsun kız? Vallahi bu gebelik de seni bir değiştirdi ha. Güller kızım burada mısın? Ana, Allah Allah. Ya niye ağlıyorsunuz? O kadar mı çirkin oldum? Ay kızım, o ne biçim laf böyle? Biz sevinçten ağlıyoruz. Ay Allah, beni de ağlatacağız. Ya kardeş yemin ediyorum ayna çatlayacak. Hadi geciktik vallahi billahi diyorum. Tamam Ramazan. Hadi Kemal. Kerusa hazır. Gidip alalım artık gelini. Tamam usta. Hadi. Dur hele, dur dur. Açsanız oğlum kapıyı. Açamıyoruz beyim. Kilidin anahtarını kaybettik. Öyle mi? Kilidin anahtarı yok diyor. Kilit? Ha. Damadın ilini kemin erittiniz lan bu gitleyin. Gel. Al, paylaşın bunu. Bak bak. Hemen de anahtarı buluyunuz ha. Senin çocuğun sünnetinde de kirvesi ben olacağım ha. Ödeşeceğiz o zaman. Kardeşim benim. Kirve Kemal. Hadi gidelim. Çal. Gelmişler. Ay, dur, dur. Dur, yavaş yavaş.
hadi. Erkek olsun, bekletilmez hadi. Dur hadi. Dur, şu doğa doğa. Doğa mı? Dur ya, ben yardım et. Meriç mi bulduk kız? Geç kalmadım değil mi? Yok yok abicim, merak etme, hiç geç kalmadım. Kusura kalmayın ya, bir dakika gel hele. Ne yaptın abiz dedi, gelin hallettin değil mi? İşçilere parası dağıtıldı ha? Ne parası? Abiz. Şimdi ben sana derdim lan, parası da orada kalabalık var, milletin içinde ayıp olur. Abiz, haber gönderdim ya sana. Bana hiç kimse bir haber maber göndertmedi Ramazan. Ney? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Kafayı mı yedin sen? Ramazan, Ahmet nerede? Bilmiyorum kardeş. Nerede Ahmet, nerede? Al. Gelir, gelir, gelir Zahar, gelir. O da gelir, o da gelir, o da gelir. Hadi gel, gel geç, geç. Usta, geç. Geç, geç usta.
sizinle sonra hesaplaşacağız. Halide Hanım. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Gel, otur şöyle Gülzar. O kağıtlar eve nasıl girdi Gülzar? Hangi kağıtlar hanımım? Yasin Ağa'ya da Seyyar Abacı'ya da sordum. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Geriye bir tek sen kalıyorsun. Benim de bir şeyden haberim yok hanımım. Öyle mi? Ay! Öyle mi Gülizar? Biri bu eve giriyor, bir yerlere kağıtlar yerleştiriyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok, öyle mi? Vallahi benim bir şeyden haberim yok hanımım. Lütfen bırakın. Seher buraya nasıl girdi? Ha? Seni nasıl ikna etti? Bana ihanet etmen için ne yaptı, ne dedi Gülizar? Yoksa o kağıtları sen mi yerleştirdin bir yere? O yapmanı da sen mi yaptın? Yok hanımım. Gerçekten benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben hiçbir şeyi yerleştirmedim. Bak Gülizar. Bana doğruyu söylersen belki sen affederim. Ama yalan söylemeye devam edersen kendini kapının önünde bulursun. Sokakta kalırsın, anladın mı? Kağıtları Seher Hanım koydu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne kağıdı koyduğunu bile bilmiyorum, yemin ediyorum. Demek Seher koydu. Sen de bunu benden gizledin. Halide Hanım beni tehdit etti. Ekrem Bey'i tutuklanmışlar, idamla yargılanıyormuş. Dedi ki sen de Ekrem'in yanında olduğun için sen de ipe gidersin dedi bana. Aferin. İstediğinde doğruyu söyleyebiliyormuşsun değil mi Gülizar? Sen kim olduğunu zannediyorsun? He? Bana nasıl ihanet edersin Gülizar? Bütün bunları yapıp bu evde kalabileceğini mi zannediyorsun? Aptal mı sandın sen beni? Ha? Hanımım. Hanımım durun. Allah aşkına yapmayın. Çık Yasin. Tamam. Hepiniz çıkın. Terbiyesiz. Nankör. Terbiyesiz. Gülizar. Ne oldu sağ böyle? Niye ağlıyorsun kız? Aman yoksa Halide Hanım sağ da mı çemkirdi? Kovdu beni. Ha? Yine kovuldum cinlikten. Allah'ım. Allah'ım ne kadersiz kadınım ben. Vah canım, vah canım. Hala ağlama, geç şurada. Yavrum, ağlama. Peki paran neyin var mı canım? Hı? Yok. Hiçbir şeyim yok. Önümün altınlarım vardı, şimdi o da yok. Cız cıbılda kaldım ortada. Vah yavrum vah. Dur hele bakayım. Kızım dur hele ağlama. Az birikmişim vardı, bir şey değil ama seni azıcık idare eder. Yok, olmaz. Alamam. Nasıl, ne demek o alamam? Ben senin anan değil miyim? Hiç mi hakkım yok? Al şunu. Ah, anam babam. Ah, bacım. Nereye gideceğim ben? Hemen koyverme kendini.
Rabbim müşkülde olanların yanındadır. Bulursun bir çaresini. Sen hala burada mısın? He? Yasin ağa, at şu kadın çiftlikten. Ama hanımım, bu mazlum gecenin bu vaktinde nereye gider? Seyyare bacı, sen de onunla gitmek istemiyorsan sus. Merak etmeyin. Gidiyorum. Bir daha da yüzümü göremezsiniz. Hanım kovdu beni. Gidecek yerim yok. İyi, bana ne bundan? Ne yapayım? Size yardım ettiğim için kovdu beni. Yardım edin bana. Ay, kusura bakma Gülizar. Bu saatte nereye giderim ben? Bari bir o akşamlık kalayım sizde. Hiç mi vicdan yok sizde? Halide planları sakladığımı sen mi söyledin Gülzar? Hı? Yok vallahi, ben hiçbir şey demedim. O halde nasıl oldu da jandarmalar planları bulamadılar ha? Bilmiyorum ki. Halide Hanım bana bir tek jandarmeleri oyala dedi, ben de onun dediğini yaptım. Ondan sonra jandarmeler çıktılar, biz bir şey bulamadık diye çekip gittiler. Sen bir şey yapmadın yani, öyle mi? Seher Hanım, vallahi bir şey söylemedim. Siz demediniz mi bana söylersin, sen de yanarsın diye? Serap geldi mi çiftliğe? Geldi. Sabahından geldi. Birlikte yukarı odaya çıktılar. Bir vakit tartıştılar. Sonra aşağı indiler, çekip gittiler. Ha bir de Serap Hanım giderken Muzaffer Ali'yi de aldı götürdü. Anlaşıldı. Oh. Seher Hanım. Aa, Gülizar. Çıkmadın mı sen daha? Ay şey... Ben size kahvaltı hazırladıydım. Gördüm. Hayır, acelem var. Gülizar, bak ne yapmaya çalıştığımı farkındayım. Ama burada kalamazsın. Benim bir yardımcıya ihtiyacım yok. Hem zaten daha ne kadar burada kalacağımı bilmiyorum. Anlıyorum. Hadi hazırlan, seni de çarşıya bırakayım. Acele et. Hadi Gülizar, acele et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.